eklemlerinde sorunu olan, ağrıları olan bir kişinin ağrıları önlemek için yapması gereken hareketlerle veya sağlıklı bir insanın eklem sağlığını korumak için yapması gereken hareketler neler olmalı? Şimdi range of motion, eklem hareket açıklığı diye bir tabir var. Korunması gereken eklem hareket açıklığıdır. Yani eklemin fonksiyone vaziyette kalabilmesidir. Asıl olan, önemli olan. Yani diyelim ki bir jimnastikçi gibi bacakları 180 derece açmak değil ideal olan. İşte normal eklem hareket açıklığı neyse o yaşın, cinsiyetin gerektirdiği esneklikte eklem hareket açıklığına sahip olabilmektir. Hareketlerde ölçü bu olmalıdır. Bu da kişiden kişiye değişir. Spor yaparken, hareket yaparken sakatlığa sebep olmayacak dozda bütün eklemlerin çalıştırılmasıdır. Ama diyelim ki bir diz problemi olabilecek yaştasınız, daha önce de sıkıntılar olmuş. O zaman diz kaslarını, işte quadriceps dediğimiz dizi kitleyen kası güçlendirmeye yönelik hareketler olmalı. Yani bu aslında tedaviye yönelik veya kişinin sorunları var ise sorunlara yönelik egzersizler. Ama genel egzersiz olarak derseniz, bizde okullarda dahi gösterilen işte o kültür fizik hareketlerinden başlayın da sizin fiziksel kapasitenizin el verdiği internetten bir sürü egzersiz çeşitleri var. Birini yapabilirsiniz ama bunlarda da aşırıya kaçmadan hafiften başlayarak vücudu alıştıra alıştıra dediğim gibi hareket açıklığını korumaya yönelik yapmak faydalı olur. Fakat gene burada şu ihmal ediliyor. Hadi şimdi hareket yapamıyorsunuz da çok hareket yaptığınız zamanda da veya evde sabahtan akşama kadar evinizi spor salonuna dönüştürüp hareket yapmakla sağlığınızı koruyamazsınız. Olmazsa olmaz doğru beslenmedir. Hiç olmazsa kişiye özel beslenmeyi o anda sürdüremiyorsanız dahi metabolik balansta anlattığımız metabolik balansın beslenme kurallarını, ki bu kurallar tamamen insan fizyolojisine dayanan, oradan beslenen bilimsel kurallardır. Yani yediğimiz gıdaların sindirim süresine göre, midemizin, bağırsaklarımızın boşalma süresine göre hesaplanmış ideal beslenme kurallarıdır ve herkeste faydalı ve gerekli, geçerlidir. İşte bunları hiç olmazsa dikkate alarak beslenmek az hareketle daha iyi netice almayı sağlar. Yani sadece hareketle kalori yakarak sağlık koruması mümkün değildir. Ha, bir de ihmal edilen bir konu var. Hareketle kombine etmekte fayda var. Özellikle de dikkat etmek lazım. Nefes. Bizim hayat kaynağımız yeme, kalori, su ve havadır. Hava bedava olduğu için en çok da havayı, doğru nefes almayı ihmal ediyoruz. Hiç olmasa günde 2-3 seans, 3-5 defa derin derin göğüs nefesi, diyafram nefesi şeklinde nefes egzersizi de yapmak lazım. Bu da sağlıklı bir metabolizmanın büyük destekçilerindendir.